Çok teşekkür ediyoruz. Sahnemizin ön kısmında bulunan değerli dostlarımız, sizlerde de bayraklar var. Lütfen sizler de bayraklarınızı kaldırın. Sayın Milletvekilim Mustafa Arslan Bey, Sayın Milletvekilim Cüneyt Aldemir Bey, İl Koordinatörüm ve Sivas Milletvekilim Hakan Aksu Bey, önceki dönem milletvekilleri, İl Belediye Başkanım Eyüp Eroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, önceki dönem görev yapmış İl ve ilçe başkanları, İlçe ve belediye başkanları, belediye başkan adayları, çok kıymetli sivil toplum kuruluş başkanları, partimizin her kademesinde görev yapan değerli yol arkadaşları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve basın mensupları. AK Parti İl Başkanlığımız tarafından hazırlanan aday tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıktık. İnşallah 31 Mart'ta da mahalle idareler seçimini 12 ilçe ve 26 beldemize kazanarak Türkiye'yi 100 yılını inşallah Tokat'ta hep birlikte başlatacağız. Bu vesileyle birazdan sizlerin huzuruna çıkacak olan İl, ilçe ve belediye başkan adaylarımızın şehrimize, teşkilatımıza hayırlı olmasını dilerken bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza, mevcut belediye başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Yerel yönetimler bir bayrak yarışıdır. Bu yarış partimizde demokratik bir olgunlukla sonuçlanacaktır. Aday belirleme süreçlerimizi bitirdik. Buradan ayrıldıktan sonra el ele, gönül gönüle çalışmanın zamanıdır. Bizler sandıkta bize verilen her oyun vebalini yaptığımız ve yapacağımız görevin her anında üzerimizde hissettik, hissetmeye devam edeceğiz. Bizler birilerinden çukur ve çamur siyasetine inat, aşkla ve azimle çalışarak şehrimizin her bir noktasında eser ve hizmet siyasetimizle gerçek belediyecilikle tarih yazmaya devam edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyelerimizi
Öyleyse ne diyoruz? Şu yeryüzü el meydanı. Gönül sevmez her meydanı. Yüreksize yorgan döşek. Koç yiğitlere ver meydanı diyerek hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah emanet olun. Gayrısız girdi kol kola. Leket aşkıyla, tokat aşkıyla gece gündüz çalıştım, vermedim ola. Leket aşkıyla, tokat aşkıyla gece gündüz çalıştım, vermedim ola. Vermedim ola. Çok kıymetli abimiz, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, değerli hemşehrimiz, çok değerli Zafer Başkanım, hoş geldiniz. Çok değerli Anayasa Komisyonu Başkanım, kıymetli milletvekillerim, değerli il başkanım, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, değerli ilçe ve belde belediye başkan adaylarımız, şehrimizin her bir noktasından gelen bu güzelliği oluşturan çok değerli hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Tokat müstesna günlerinden birisini yaşıyoruz. Maşallah mahşeri bir kalabalık var. Buradan ben özellikle bu güzel salonu dolduran bütün siz değerli kıymetli dostlarımıza, kardeşlerimize, sırtımızı dayadığımız siz değerli ailemize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sokakların dili vardır, salonların dili vardır. Yine seçimlerin dili vardır. Ben buradan şu duyguyu gördüm, şu duyguyu hissettim. Ve buradan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'ndan AK Parti Tokat ailesi diyor ki: hazırız. Kararlıyız. Bir daha olmadı. Cumhurbaşkanımız duymaz bunu. Ne diyoruz? Cumhurbaşkanımıza hazırız. 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 Evet, hazırız, kararlıyız. Değerli dostlar, biz AK Parti'yiz. Biz bir bayramdır. Allah'ın izniyle de 31 Mart'ta bizim için müthiş bir bayram olacak. Başta Tokat'ımız, İstanbul'umuz, Ankara'mız, Türkiye'mizin her bir yeri cumhurla boyanacak. Ve inşallah AK Parti ile boyanacak. Aynı Tokat'ımız gibi. Çünkü bizim davamızın lideri de belli, yine teorisini de belli, başımızdaki insan da belli. Neden 12'de 12 yapacağız inşallah. Bu süreçte değerli dostlar, bizler işimize bakacağız. Kim ne dedi, ne yaptı, ne söyledi değil. Biz işimize bakacağız. Başta Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde ama tatlı bir rekabetle başta Tokat'ımızda ve her bir noktamızda bizler partimizin logosuyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Genel Başkanın AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bu güzel partimizde Tokat'ta rekorlar kıracağız Allah'ın izniyle. Kime güveniyoruz? Allah'ımıza güveniyoruz. Kime güveniyoruz? Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Kime güveniyoruz? Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Tokat inanıyoruz inşallah.
Değerli kardeşlerim, biraz önce hizmetlerle alakalı da bir senevizyon gösterisi oldu. Biz her zaman diyoruz, biz birlikte başardık. Ben yapmadım, biz yapmadık. Birlikte yaptık, birlikte başardık. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle başardık, yaptık. Bakanlarımızın, hükümetimizin desteğiyle yaptık. Burada bulunan değerli vekillerimizin, önceki vekillerimizin, teşkilatımızın yine azmiyle yaptık, böyle başardık. Hemşerim, Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı, kıymetli Genel Başkan Yardımcım Zafer Sırakaya Bey, gene Recep Tayyip Erdoğan yol arkadaşı Anayasa Komisyonu Başkanımız Yusuf Beyazıt abimiz, kıymetli vekilimiz Mustafa Arslan, Sivas'tan gelerek bizlere eşlik eden çok kıymetli il koordinatörü Hakan Aksu Bey, daha önceden görev yapmış, bizlere hizmet etmiş kıymetli milletvekillerim, kıymetli il başkanım, belediye başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, çok kıymetli misafirler, bugüne kadar hizmet etmiş daha önceki kıymetli başkanlarım, il genel meclis başkanım, çok kıymetli şu anda görev olan belediye başkanları ve bugüne kadar hizmet etmiş, AK Parti bayrağını dalgalandırmış, emeğe geçmiş kıymetli belediye başkanları. Hanımefendiler, beyefendiler, Tokat'ın sevdalıları, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Genel Başkan Yardımcım, çok değerli Anayasa Komisyonu Başkanım, değerli milletvekillerim, çok değerli il başkanım, değerli belediye başkanım, çok değerli merkez ilçe başkanım, ilçelerimizin çok kıymetli başkanları, ilçelerimizden gelen kıymetli belediye başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız, il genel meclis başkanımız, unutmadım seni bu. Çok değerli kurucu il başkanımız, çok değerli hemşehrilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Unutmadım seni diye espri yapayım. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Tokat'ta ilk mitingi yaptığı günden bugüne kadar ne Cumhurbaşkanımızı yalnız bıraktınız, ne bizleri yalnız bıraktınız. Sağ olun, var olun. Siz ne isterseniz onları yapmak bizim boynumuzun borcu. Size yapılanlar az. İnşallah belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcımızla inşallah Tokat'ta yeni yeni hizmetleri, yeni yeni eserleri buluşturmaya devam edeceğiz. Ben öncelikle şu anda halen görevde olup kendileri aday gösterilmediği halde burada salonda bulunan değerli belediye başkanlarımızı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Yine aday adayı olduğu halde aday gösterilmeden burada bulunan değerli aday adayı kardeşlerimizin hepsini de tebrik ediyorum. Ben yeni aday gösterilen belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. İnşallah hep beraber el birliği içerisinde, gönül birliği içerisinde bu süreyi çok iyi değerlendirerek 31 Mart'ta en iyi sonucu alacağız. Bizim bu ülkeye borcumuz var. Bu topraklara borcumuz var. Bizim ecdadımıza borcumuz var. Bu seçim sadece İlperoğlu'nun seçimi değil. Sadece Semih Tepebaşı'nın seçimi değil. Sadece kasabalarda gösterdiğimiz işte Adem Başkan'ın seçimi değil. Bu seçim hepimizin seçimi. Biz bir dünyaya, bütün dünyaya bu seçimde bir mesaj vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Gazze'deki kardeşlerimizin yüreğini ferahlatmak için, bütün dünyadaki mazlumların yüreğini ferahlatmak için bütün dünyaya sandıkta bir mesaj vereceğiz. Bu seçim bize 2028 seçimlerinin kapısını aralayacak. Bu bilinçle, bu şuurla, durmadan, dinlenmeden 31 Mart akşamına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Anayasa Komisyonu Başkanım, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, sayın il başkanım, belediye başkanım, gençlik kolları, kadın kolları başkanımız, il genel meclis başkanımız, merkez ilçe başkanımız ve diğer
ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, kıymetli hazirun, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımız hayırlar getirsin diyorum. Ben Sivas milletvekiliyim. İsmim Hakan Aksu. Yaklaşık 6 aydır da Tokat'ın koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim. Gerçekten geldiğim zaman Tokat'taki birlik, beraberlik, uyum, kardeşlik AK Parti'ye yakışır bir tarzda. Burada gerçekten Sayın Anayasa Komisyon Başkanımızın önderliğinde güzel bir birlik kurulmuş durumda. Bu da Allah'a şükür toprağa verim olarak düşüyor, siyasete verim olarak düşüyor, seçim ortamına, sandığa verim olarak düşüyor. Allah sizlerden razı olsun. Çok muhterem Genel Başkan Yardımcım, değerli dostum, aziz yol arkadaşım, sadece Tokat'ın değil, Türkiye'nin değil, Avrupa'nın medarı iftar olan hemşehrimiz Genel Başkan Yardımcımız Zafer Bey'e özellikle hoş geldiniz diyor, şükranlarımı arz ediyorum. Kuvvetli bir alkış sizden istirham ediyorum. Yine iki dönemden beri milletvekili olarak beraber çalıştığım, yol yürüdüğüm Mustafa Aslan Bey'e, kurucu ilçe başkanlığından beri ve yine milletvekili olarak son dönemde il başkanlığımızı yapan değerli Cüneyt Bey'e, özellikle önceki dönem milletvekillerimize, il başkanımıza, kurucu il başkanımıza, bütün ilçe başkanlarımıza, yine Tokat'ımızın medarı iftarı belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, il genel meclisi başkan ve üyelerine, delegelerimize, mahalle temsilcilerimize, hanımefendilere, beyefendilere hoş geldiniz diyor, şerefler verdiniz diyorum. Basınımızın değerli mensupları, değerli yol arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, Allah herkese Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmayı nasip etmez. Ona yol arkadaş olan siz değerli hazuruna, şu içeriye sığmayan, dışarıda bile bizi duyan, bekleyen değerli hemşehrilerimize en kalbi duygularımla Allah'tan razı olun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız diyorum. Tokat bir bal içinde, gülü bardağı içinde, Tokat'tan yar sevenin yüreği yay içinde diyor. İşte size, ben sizin evladınız, Tokat'ın evladı, bir yar emanet ediyorum. Eyüp Eroğlu'nu emanet ediyorum. Onu en yüksek rekoruyla sizin evladınızı, sizin kardeşinizi seçmeye, onunla yol yürümeye davet ediyorum. Kuvvetli bir alkışı da bu hizmet adamına, bu gönül adamına, bu yürek adamına davet ediyorum. Karacaoğlan diyor ki, Tokatlar güzeller durağı Tokat Engürü, acap geçsem mala gözüm var mı ola diyor. Bizde pazara kadar değil, 31 Mart'a kadar değil, mezara kadar yol arkadaşlığı vardır. Ve hizmet eden, görev istemeyip bu dönemde biz size destek olacağız diyen ilçe belediye başkanlarımıza özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. En yüksek alkışları onlara davet ediyorum. Çok saygıdeğer milletvekillerim, çok saygıdeğer il başkanım, belediyecilik dediğiniz zaman Türkiye'nin
medarı iftiharlarından olan çok saygıdeğer belediye başkanım, kıymetli Eyüp Eroğlu kardeşim, çok saygıdeğer belediye başkan adaylarım, ana yurdum, ata ocağım, sadece üretimin, tarımın ve bereketin şehri değil, aynı zamanda muhabbetin, aşkın, vefanın şehri olan Tokat'ımın mert, yiğit, asil insanları, Tokat Tanıtım Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmamın hemen başında dün 55. doğum yıl dönümünü kutladığımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni bir kez daha tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu genel başkanı olan, dava adamı olmanın birinci şartı dava değil adamlıktır diyen, dava öğretilir ama adamlık öğretilmez diyen rahmetli Alparslan Türkeş'i bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kendisiyle gelmeden önce görüşme imkanım olan, dünyadaki mazlumların, gariplerin hamisi olan, dik ve kararlı duruşuyla bugüne kadar kendisine yönelik, milletine yönelik, devletine yönelik her türlü oyunu dik duruşuyla bozan, ezilenlerin gür sesi olan, suskun dünyanın hür sesi olan, göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Değerli kardeşlerim, zaman zaman ülkelerin, milletlerin iz bulması, aydınlığa çıkması, doğru yolu kendilerine tahkim etmesi konusunda zorlandıkları süreçler olur. Havanın puslu, havanın fırtınalı, havanın bulanık olduğu dönemler olur. Bizim de milletimizin tarihinde bu şekilde karşılaştığı dönemler olmuştur. Bu dönemlerden bir tanesi de Kurtuluş Savaşı dönemimiz olmuştur. Bu Kurtuluş Savaşı dönemimizde bizler azmimizle, kararlılığımızla, imanımızla var olmuşuzdur. Daha hızlı, daha azimli ve daha kararlı bir şekilde çalışacağız. İnşallah bu duygu ve düşüncelerle ben başta Tokat Belediye Başkanımızı, bütün ilçe belediye başkanlarımızı, belde belediye başkanlarımızı önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum. Bu muhteşem kalabalığı, bu muhteşem aileyi burada bir araya getiren Tokat İl Başkanıma, Kadın Kolları Başkanıma, Gençlik Kolları Başkanıma ve bu hareketin isimsiz kahramanı her bir hanımefendi, beyefendi, genç kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bugünkü bu heyecanımızı sahalara yansıtarak 31 Mart günü yeni bir zafer yazacağımıza olan inancımı ifade ediyorum. Sözünüz kuvvet olsun, sözünüz şifa olsun.